Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bugün 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü. Ya bundan 100 yıl önce yaklaşık Mithat Bedirhan 22 Nisan 1898'de Kürt gazeteciliğin temelini Mısır'ın Kahire kentinde Kürdistan Gazetesi ile ilan etti. O günden beri Kürt basını büyük bir zorluklara rağmen direnerek aslında bu geleneği bugüne taşırdı. Başta kadınlar olmak üzere dünyanın birçok yerinde ezilen halkların sesi, özgürlük mücadelesinin yürütücüsü oldu. Bu uğurda ciddi bedeller de ödedi. Onlarca Kürt gazeteci katledildi. Onlarcası cezaevlerinde ağır cezalara çarptırıldı, rehin tutuldu, sürgüne gönderildi. Ama bu gelenek özgürlük çizgisinden asla taviz vermedi. Mücadelesini hep sürdürdü. Bugün de ezilenlerin, kadınların, halkların sesi olmaya devam ediyor. Değerli arkadaşlar, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Platformu bu yılki 22 Nisan Kürt Gazeteciler Günü'nü ardılaştırmış İmralı Tecdidine karşı aşık grevinde olan, 129 gündür aşık grevinde olan sevgili arkadaşımız Kibriye Evren'e adadı. Bizler de bir kez daha burada hem kadın mücadelecisinin öznesi hem Kürt gazeteciliğinin yılmaz mücadelecisi olan Kibriye'yi tebrik ediyoruz. Kendisiyle dayanışma duygularımızı iletiyoruz. Bir kez daha burada Kibriye şahsında hem Kürt gazeteciliğinde emek veren, mücadele veren, ağır bedeller ödeyen bütün arkadaşlarımızı da bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz dün yine mahkeme salonlarındaydık. Figen Başkanımızın, bir önceki dönem eş genel başkanımız olan Figen Yüksekdağ'ın mahkemesiydi. Maalesef bir kez daha mahkeme rehin tutulmaya devam kararı verdi. Bizler elbette ki bu mahkemelerin hukuk nezdinde işleyen mahkemeler olmadığını, hukuki kararlar vermediğini çok iyi biliyoruz. Zaten Figen Yüksekdağ'ın ve diğer arkadaşlarımızın da şu an cezaevlerinde rehin tutulmasının hukukla izah edilir bir yanını olmadığını da çok iyi biliyoruz. Bunlar tamamıyla politik aslında kararlardır. AKP iktidarının partimize, siyasetçilerimize yönelik başlattığı aslında soykırım operasyonunun bir devamı. Figen arkadaşımız, yoldaşımız bir kez daha mahkemelerde aslında zulmün gözlerinin içine bakarak halkları, kadınları, demokrasiyi, barışı savunmaya devam etti. Aslında yargılayanları yargıladı. Bizler de HDP Kadın Meclisi olarak bir kez daha burada Figen şahsında cezaevlerinde direnen, demokrasi savunan, kadın mücadelesini savunan bütün kadınları saygıyla selamlıyoruz. Figen Yüksekdağ'da bir kez daha buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Ta ki bu hukuksuzluk, adaletsizlik bitene kadar bizler de onun mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bu bir, daha önce de tanımladık, bu bir rehin tutma durumudur. Bu bir hukuki durum değildir. Tamamıyla iktidarın partimizi ve siyasetçilerimizi yürüttükleri mücadele, özgürlük mücadelesi, demokrasi mücadelesi ve kadın mücadelesine karşı başlattıkları aslında hukuksuzluk sürecinin bir devamıdır. Ve iktidar burada da ısrar etmeye devam ediyor. Bizler de kadınlar da Figen'in mücadelesini sahiplenmekte ve yürütmekte ısrarcıyız. Bu ısrarın sonunun da özgürlük ve demokrasi olacağını da biliyoruz ve bu kararlılıkla da kadın meclisimiz mücadelesini devam ediyor. Değerli arkadaşlar, yani bu ülkenin hukuksuzlukları, maalesef adaletsizlikleri, hukuk konusunda verdiği sınavlarda bir kez daha nasıl sınıfta kaldığının bir örneği de Ayşe öğretmen. Biliyorsunuz arkadaşlar, kentler ablukaya alınıp yıkıldı, yakıldı dönemlerde bir televizyon kanalına bağlanıp çocuklar ölmesin dediği için bir kadın, bir öğretmen, bir anne olan Ayşe öğretmen bu televizyon programında sadece söylediği çocuklar ölmesin, barış sağlansın söyleminden kaynaklı cezalandırıldı. Geçen günde tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yani öyle bir iktidar düşünün ki çocuklar ölmesin gibi dünyanın her yerinde aslında çok naif, çok temiz, aslında en fazla sahiplenilmesi, korunması gereken ve ısrarla sahiplenmesi gereken bir konuda iktidarın bu cezalandırıcı tutumunu kınadığımızı da ifade etmek isteriz. Dolayısıyla ölümlerle beslenen bir iktidar, savaştan beslenen bir iktidar olduğunu Ayşe öğretmen kararında da bu iktidar bir kez daha göstermiştir.
Bizler elbette ki kadın meclisi olarak Ayşe öğretmenin ve bütün çocuklar ölmesin diyen, bu konuda mücadele eden bütün insanların mücadelecisinin de arkasında olduğunu, sözümüz olduğunu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, hiçbir barış talebi, çocuklar ölmesin talebinin cezalandırıldığı bir ülke, böyle bir ülkede yaşamanın da zorluklarını kadınlar olarak elbette ki bizler çok iyi biliyoruz. Değerli arkadaşlar, Ayşe öğretmen biliyorsunuz 18 aylıkta bir çocuğu vardı. Ayşe öğretmen bugün cezaevinde, ya çocuğunda ayrı kalacak ya da bu süreçte çocuğuyla birlikte cezaevinde yaşamak zorunda kalacak. Ama bizler biliyoruz bu konuda sadece Ayşe öğretmen tek bir örnek değil. Bugün cezaevlerinde yüzlerce anne çocuklarıyla birlikte bu ağır koşullarda yaşamak zorunda. En son edindiğimiz bilgiler, ya bize ulaşan bilgilere göre 0-6 yaş arası 700'e aşkın bebek bugün cezaevi koşullarında yaşamak zorunda. Dolayısıyla 700 bebeğin cezaevinde olduğu bir dönem aslında bu iktidar açısından da bir ayıp, bir kara leke olduğunu da söylemek isteriz. Yine bu cezaevinde çocukların kalmış olması hem Birleşmiş Milletler Çocuk Sözleşmesi'ne, yine birçok uluslararası sözleşmeye ve yine Anayasa'nın 41. maddesine göre de bir hak ihlali olduğunu da bir kez daha burada iktidara söylemek isteriz. Değerli arkadaşlar, yine bu sadece çocuklar cezaevinde anneyle birlikte cezalandırılmıyor. Aynı zamanda çok sağlıksız koşullarda yaşamak zorunda bırakılıyor çocuklar. Yani yine çocuklar çok kalabalık koğuşlarda yetişkin insanlarla birlikte kalıyor. Çocuk yatakları söz konusu değil. Yine iki kişilik yataklarda kalmak zorunda kalıyorlar. Yani süt, yine temizlik malzemesi, çocuk oyuncağı gibi aslında bir çocuğun temel ihtiyaçları neyse onlar da verilirken çok ciddi zorluklar, sıkıntılar çıkarılıyor. Birçok cezaevinde de çocuklar bunlara erişimi sağlanmıyor. Yani buna benzer birçok örnek var. Son olarak da Patos cezaevinde Filiz Karaoğlan ikiz çocuğuyla birlikte şu an cezaevinde. Yine kendisi de aynı ağır koşullarda, ağır şartlarda çocuklarıyla birlikte bu cezaevinde, çocuklar da annelerle birlikte cezalandırılıyor. Bunun birçok örneği maalesef söz konusu. Bizler HDP Kadın Meclisi, kadın grubu olarak da aslında bunun takipçisi olmaya devam ettik. Bunu gündeme getirmeye, kadın mücadelemizin de bir parçası haline getirmeye devam ediyoruz. Ama maalesef bu konuda da ciddi anlamda bir sessizlik, suskunluk, bu konuyu görmezden gelen bir AKP yaklaşım olduğunu da ifade etmek isterim. En son Ayşe öğretmen tutuklandığında avukatlar aracılığıyla kaldığı koğuşta 51 kişinin kaldığını, bunlar içerisinde de 8 tanesinin çocuk olduğunu ifade etti. Kendisinin de tek talebi aslında bu 8 çocuğun koşullarının iyileştirilmesi. Bizler de elbette ki bu mücadelenin ve yine bu hak ihlalini gündeme getirmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, diğer bir konu ise, ya sizler de sosyal medyada takip etmişsinizdir, Bingöl'de futbol oynayan kız çocuklarına yönelik gelişen söylemler. Yani kız çocukların futbol oynamasından rahatsızlık duyan, kız çocuklarının aslında spor yapma hakkını engelleyen ve bunu fuhuşla aslında benzeştiren bir akıl dışılığın açığa çıktığını hep birlikte takip ettik. Maalesef aslında bu söylemlerin cinsiyetçi, aslında kadına yönelik şiddet olduğunu, çocuğa yönelik şiddet olduğunu, çocukların aslında kendi gelişim sürecine müdahale olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Cezalandırılması gereken bir söylem olduğunu biliyoruz ama maalesef bunlara yönelik de herhangi bir uygulamanın, herhangi bir müdahalenin olmadığını da görüyoruz. Dolayısıyla bu zihniyetin kendisinin de aslında bu iktidarın politikalarından beslendiğini de çok iyi biliyoruz. Kadın düşmanı söylemler gittikçe yayılıyor, yaygınlaşıyor. Dolayısıyla her yerde kadınlara şiddet olarak geri dönüyor. Elbette ki bu anlayış, bu zihniyet bizim çok uzağımızda değil, çok tanıdığımız bir zihniyet. 17 yıldır bu ülkeyi yöneten, iktidarda olan AKP iktidarının aslında kadına yönelik söylemlerin, politikalarının bir sonucu olduğunu biliyoruz. Bu zihniyete sırtını bu politikalara dayanıyor. Yani bir ülke düşünün, Cumhurbaşkanı kadın erkek eşit olduğuna inanmıyorum diyebiliyor. Dolayısıyla bu söylem üzerinden güçlenen bir zihniyetin kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik bu müdahaleci, cinsiyetçi söylemleri de çok rahatça sosyal medya aracıyla paylaşması da bizler açısından çok şaşırtıcı değil. Bizler için şaşırtıcı değil ama bizler açısından bu bir mücadele gerekçesidir. Biz kadınlar hep birlikte bu erkek egemen, kadın düşmanı politikalar karşısında
birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Ta ki bu zihniyet gerçekten ortadan kalkana kadar. Yine değerli arkadaşlar, son dönemlerde yine medyada çokça yansıyan, çokça tartışılan bir konuda 11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölüm sebebiydi. Geçen yıl Giresun'un Eynesli ilçesinde şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz'ın anne babasının adalet arayışı hala devam ediyor. Ailelerin kararlı mücadelesi sonucunda aslında bu davanın kendisi de medyanın gündemine geldi. Bizde de Rabia Naz'ın bu şüpheli ölümünü HDP'li kadın vekiller ve kadın meclisi olarak hem meclis gündemine hem de kamuoyunun gündemine ilk getiren ve bunun takipçisi olmaya çalıştık. Bunun mücadelesi sonucunda, kadınların mücadelesi sonucunda bugün aslında kamuoyunda çok da tartışılan bir konu. Elbette ki bir an önce bu dosyanın da aydınlatılması talebimizdir. Yani bu ülkede 11 yaşında bir çocuğun ölümünü bir yıldır aslında netleştiremeyen bir hukuk rezaletiyle biz karşı karşıyayız. Bir adalet anlayışıyla karşı karşıyayız. Yine bir kez daha burada hem ailenin yanında olduğumuzu hem de bu süreç aydınlatılana kadar da bu davanın takipçisi olacağımızı da bir kez daha ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, yine hemen ülkenin en temel gündemlerinden biri olan, her ne kadar hükümet bu konuda bir sansür uygulamaya çalışsa da, görmezden gelmeye çalışsa da, aslında bugün ülkenin temel gündemlerden bir tanesi de açlık grevleridir. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecriden son verilmesi talebiyle milletvekilimiz ve DTK eş başkanı Leyla Güven 8 Kasım'da başlattığı açlık grevinin bugün 166. gününde, yine HEV'lerden Nasır Yazın başlattığı açlık grevi 153. gününde, cezaevlerinde ilk grup siyasi tutsakların başlattığı açlık grevi direnişi 129. gününde, yine aralarında önceki dönem milletvekilimiz Dilek Öcalan'ın bulunduğu 14 siyasetçinin Strasbourg ve Galler'de sürdürdükleri açlık grevlerinin 127. gününde, Sabahat Tüncel, Selma Armak'ın açlık grevleri ise biliyorsunuz iki arkadaşımız da cezaevinde rehin, 97. gününde girmiş bulunuyor. Şu an Türkiye'nin farklı cezaevlerinde 3000'e yakın insan Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kırılması için eylemlerini sürdürüyorlar. Bu konuda direnişleri devam ediyor. Özellikle Leyla Güven ve Nasır Yaz şahsında açlık grevlerinde tüm insanların sağlık durumunun aslında çok ciddi bir aşamaya, kritik bir aşamaya geldiğini, hatta kritik aşamayı aştığını da söyleyebiliriz. Açlık grevlerindekinin sesi duyulsun, bir insanlık suçu olan tecrit kaldırılsın diye 8 insan da cezaevinde yaşamını yitirdi maalesef. Değerli arkadaşlar, aslında 5 Nisan 2015 yılından beri AKP kendi hukukunu, anayasasını, cezaevi mevzuatını ve uluslararası sözleşmeleri keyfi bir şekilde ihlal ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu açlık grevini direnişçileri ve bizler AKP iktidarına bir çağrıda bulunuyoruz. Kendi hukukunu ihlal etmekten vazgeç. Sadece politik çıkarların ve politik gündemlerin doğrultusunda keyfine göre bir hukuk işleyişinde bulunamazsınız. Eğer biz bunu keyfi olarak yapıyoruz, yaparız diyorlarsa da, o zaman meşru bir iktidar olmanın ötesinde mafyalaşan, mafya gibi karar veren, hukukla kendi bağını koparan bir suç örgütüne dönüşmüş olursunuz. Dolayısıyla bugünkü pratiklerde bunu gösterdiğini bizler çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla açlık grevinde direnen ve bu iktidarı hukukun ilk çiğnendiği yerde, yani İmralı'da bir kez daha hukuku uygulama çağrısı aslında bütün Türkiye'de demokrasi isteyen, barış isteyen, bir arada yaşamı savunan herkesin talebi olduğunu, herkesin güvencesi olduğunu da bir kez daha burada hatırlatmak istiyorum. Dolayısıyla bu keyfilik, bu hukuk tanınmazlık aslında İmralı'da başladı. Peyderpey bütün ülkeyi aslında sarmaladı. Akademisyenden tutalım gazetecisine kadar, gazetecisinden tutalım demokrasi talep eden öğrencilerine kadar, alanda kendi haklarını kazananlarını savunan kadınlara kadar aslında bu hukuksuzluk sarmalı bir gün bütün bir toplumu kuşatmış bulunmakta. Dolayısıyla eğer bu kuşatma gerçek anlamda yıkılmak isteniyorsa, gerçek anlamda cevap olmak isteniyorsa, ilk sözün hukukun çiğnediğin yere gözümüzün çevrilmesi, İmralı tecridinin kırılmasına yönelik ciddi bir mücadele ortaklaşmasını hep birlikte sağlamamız gerektiğini söylüyoruz. Dolayısıyla açlık grevindeki direnişçiler de bizlere bunu anlatmaya çalışıyorlar. Yani bir gün İmralı tecridinin kaldırılmasını talep etmek, hukuksuzluğun nereden başlatılmışsa onun mücadelesini vermek, tam da bütün bir toplumu hukuksuzluk karşısında savunmak demektir.
Eğer bir gün sandıkta çıkan sonuçları ben beğenmiyorum diyebiliyorlar ise, eğer her muhalefet edeni bastırmaya çalışıyorlar ise, sokak ortasında linç girişimlerinde bulunuyorlar ise, bilinmelidir ki aslında bu hukuksuzluğun sonucudur. Yani siz hukuksuzluğun başladığı yerde sessiz kalırsanız, keyfine göre, politikalara, döneme göre bu siyaset karşısında tavır belirlemezseniz, oradan aldığı güç ile bugün aslında ülkeyi bir hukuksuzluk sarmalına boğup, ciddi anlamda müdahalelerle, hak ihlalleriyle bir toplum kuşatılmaya çalışılıyor. Açlık grevi direnişçileri bu kuşatmayı yarmanın mücadelesini veriyorlar. Bu açıdan da bir an önce tüm bir toplumun, ülkenin demokrasisini savunan muhalefet güçleri ve bu konuda insanlığın vicdanına seslenen herkesin bir kez daha bu grevler karşısında sesini yükseltilmesi gerektiğini söylemek kadın meclisimiz adına bir kez daha burada söylüyorum. Bu çağrımızı da yeniliyoruz. Değerli arkadaşlar, hem Kürt halkının hem Türkiye halklarının ve tüm dünyanın gözü kulağı açlık grevlerinde olmasının ve ölüm sınırına gelmesine rağmen hükümeti maalesef hala sessizliğini korumaya devam ediyor. Bizler hakikati dile getirmeye elbette ki devam edeceğiz. Bunu savunmaya devam edeceğiz. Asla bu talebimizden de vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz. Sayın Öcalan sadece bir politik ruhsat değildir. Türkiye barışına ciddi katkıları olan, barış sürecine ciddi katkıları olan, demokrasi mücadelesine ciddi anlamda katkısı olan bir aktördür. Dolayısıyla tecridin kaldırılması bu topraklarda bir kez daha barışın da savunulması, demokrasinin de savunulması anlamına geldiğini bizler bu Türkiye'nin yakın tarihinde de çok ciddi anlamda tanıklıklarla biliyoruz. Değerli arkadaşlar, söylediğim gibi yani bırakın aslında bu Türkiye'nin temel gündemi olan açlık grevlerine yönelik iktidarın bu konuda bir duyarlılık göstermesi, çözüm noktasında bir adım atmasını, bu konuda tavır gösteren, mücadele edenleri de aslında ciddi bir saldırı altında. Aslında bir insanlık suçu işlendiğini söyleyebiliriz açlık grevi direnişçileri karşısında kadınların, annelerin, halkın gösterdiği bu açlık grevine yönelik tepkilere yönelik geliştirilen aslında bu tepkilere de çok ciddi bir saldırı söz konusu. Yani dünyanın hiçbir yerinde anneler açlık grevindeki çocuklarının erimesine seyirci kalamaz. Annelik edebiyatını yapan cennet annelerin ayakları altındadır diyen iktidarın da bunu net görmesi gerekir. Gebze cezaevinde nöbet tutan beyaz tülbentli barış annelerinin, yani ömrünü barış mücadelesine adayan kadınları joplarla itildiği, yine Mardin Kızıltepe'de yerlerde sürüklendiği görüntüler bu iktidar açısından bir utanç sayfasıdır ve tarihe de böyle kaydedilmiştir. AKP hükümeti açıkçası öldürdüğü annelerin cenazesini günlerce sokakta bırakan, annelerin cenazesini gömüldüğü mezardan çıkartan, çocuğu öldürülen anneyi miting alanlarında yuhlatan, yine Soma'da madende ölen 301 madencinin annelerinin, eşlerinin gözü önünde failleri serbest bırakan bir hükümet olduğunu bir kez daha bize göstermiştir. Yine cezaevleri önünde anneleri coplatan, yine Kızıltepe'de anneleri yerde sürükleyen bir iktidar olarak tarihe geçmiştir. Tıpkı 30 yıl önce Diyarbakır cezaevi önünde annelere şiddet uygulayan ve bu şiddet aslında 12 Eylül faşizminin simgesi haline geldi. Bugün Gebze'de, yine Kızıltepe'de coplanan anneler, yerde sürüklenen anneler de bizler için AKP faşizminin fotoğrafları olarak tarihe geçmiştir. Değerli arkadaşlar, elbette ki yerde sürüklenen aslında bu ülkenin vicdanıdır, hukuksuzluğudur ve bunu yapanların insanlığıdır yerde sürüklenen, sadece annelerimiz değildir. Bu beyaz tülbentli anneler barış mücadelesinin, direnişe adanan ömürlerin simgesidir. Kimler hangi kirli ittifaklar bastırmaya kalkışmadı ki bu direnişi? Fakat hiçbiri başarılı olmadığı gibi AKP iktidarı da başarılı olmayacaktır ve hep lanetle anılacaktır. Beyaz tülbentli anneler kadınlar barış isteyen, barış için mücadele eden kadınlardır. Barış anneleri bu annelere saldırmak, barış talebine saldırmaktır. Direnen kadınlara, kadın mücadelesine saldırmak olduğunu bizler de çok iyi biliyoruz. Eryen sadece açlık grevindeki insanların bedeni değil, toplumun vicdanıdır, ahlakıdır. Eryen aslında insanlıktır. Saldırıya uğrayan sadece barış anneleri değil, direnen, itiraz eden tüm insanlık ve kadınlardır. Dolayısıyla anneler şahsında taşan joplu işkence, kadın düşmanı, erkek egemen devletin de
bir fotoğrafıdır, yüzüdür. Tecrit kalsın diyerek yaşama ses veren anneler yapılan işkence bir insanlık suçudur. Dolayısıyla iktidar çekinmeden bu suçu işlemeye de devam etmektedir. Kızıltepe'de, yine Gebze'de anneler yapılan saldırı ve işkencenin insanlık suçu olduğunu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum. Bu suçu canice işleyenlerin de bir an önce cezalandırılması, hukuk karşısına çıkarılması gerektiğini de burada Kadın Meclisimiz adına bir kez daha söylüyorum. Bizler HDP